Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Gazetelerde öne çıkan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimiz Milliyet Gazetesi'nden. Çocuklar okul sütüyle mutlu, üretici umutlu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Senin, Gurur Mersin'in projesiyle hem yöredeki üretici kazanıyor, hem de çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sunuluyor. Başkan Vahap Seçer, proje kapsamında 3 ilçede 33 okulda haftada 26.500 öğrenciye Mayıs ayına kadar süt dağıtılacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahiplerine halk kartları dağıtılmıştı. Şimdiki haberimiz ise Sözcü Çukurova'dan. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal destekte elini çabuk tuttu, halk kartlara paralar yüklendi. 6.800 civarı ihtiyaç sahibi vatandaş, hesaplarına yatırılan meblağlarla marketlerden alışverişlerini yapabilecek. Bir diğer haberimiz Yurt Gazetesi'nden. Pasta tadında bir gün. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kentteki bir otel işbirliğinde Empati ile Engelleri Aşalım projesi kapsamında pasta atölyesi çalışması gerçekleştirildi. Özel bireylerle gerçekleştirilen atölye çalışması keyifli bir gün yaşattı. Özel bireyler için Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir diğer etkinliğe dönelim. Bu haberimiz ise Hürriyet Çukurova'dan. Terapi köpekleri çocukların yoldaşı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Çocukların Yoldaşı Terapi Köpekleri etkinliğinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın arama kurtarma köpekleri Alen, Klen ve Çovçov'la özel bireyler keyifli bir gün geçirdi. Hürriyet Çukurova'yla devam edelim. Büyükşehir'den baca temizliği uyarısı. Büyükşehir Belediyesi bina yangınlarının önüne geçmek için baca temizliklerini yapmaya başladı. Ekipler vatandaşlara dikkatli olunması gereken konularla ilgili uyarılarda bulundu. Dünya Gazetesi'nde yer alan haberimiz ise şöyle. Taşucu Limanı yeni yatırımlar için 30 yıllığına tahsis bekliyor. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 1. birleşiminde limanı belediye olarak hakkını vererek çalıştırmak istiyoruz dedi. Ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne dönelim. Yeni Güney Gazetesi'nde yer alan haberimiz şöyle. Benim belediyemden asla bir şüphe içerisinde olmayın. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde akaryakıt ihalesi maddelerinin serbest rekabete aykırı olduğu iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, her şeyden şüphe edin ama bu işlerde benim belediyemden asla bir şüphe içerisinde olmayın dedi. Sıradaki haber Mersin İmece Gazetesi'nden. Başkan Vahap Seçer muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Seçer çözüm için kentin ve vatandaşların sorunlarını dinlerken kısa sürede yaptığı birçok faaliyeti de muhtarlarla paylaştı. Çukurova gazetesiyle devam ediyoruz. Mersin'de bir ilk, peyzaj master planı. Büyükşehir Belediyesi Mersin'in kentsel yeşil alanlarını yeniden düzenleyerek Akdeniz'in mavisiyle Torosların yeşilini bir araya getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Mersin'in 20 yıllık peyzaj geleceği planlanıyor. Ve son haberimiz Hakimiyet Gazetesi'nden. Gıda sektörü fuarda buluştu. Akdeniz'in en büyük gıda fuarı olan 9. Mersin Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı kapılarını açtı. Fuarın açılış törenine katılan Başkan Seçer, "Bizim yatırım yapmamız lazım. Yatırım yapmak için çalışmak, düşünmek, yeni şeyler üretmek, liyakatli insanlarla yürümek, bilimin ardına düşüp gitmek lazım." dedi. Bu haftalık Sesli Gazete'nin de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.